Belki birisi bir şey yaptı, bizi de böyle arıyor. Nereden bileceğiz? Evet. Tamam, buranın numarasını yazın altı. Hasan Bey, siz bir burayı arayın. Ben bir şey ya merak ediyorum. Ya bana ulaşamazsınız ne demek eğer siz Hasan'sanız yani? Yani burada kız kardeşiniz gelmiş diyor ki evimiz kirada, babam kirada, evden atacaklar, gelirimiz yok diyor. Bu adam emekli mi? Emekli ama işte Müge Hanım kira veriyor. Bir de kredi çektik der ya daha önceden, onların borçları da var ödenen. Eline çok az bir cüzi bir miktar kalıyor. O da emekli maaşından kesiliyor. Evet. O da diyor ki tek oğlum. Tek oğluysan sen bakacaksın annene babana. Anneler babalar niye tek oğlum diyorlar. Hadi diyorlar kızlar evlenir, damadına eline bakmayalım. Oğlum bize bakar diyorlar. E bu nasıl evlatlık? Ama sen de vermeyecektin 17 yıl Recep abi. Bir verdin, iki verdin yani. Sen de kötü alıştırmışsın yani bunu. En azından kefil olarak imza atmayacaktır. Kiraya çıktık Müge Hanım, 10 milyar çektik kredi. He. Kartında da öyle taşındık. Yol parası bile, araba parası bile vermedi, biz verdik. Onun borcunu ödüyoruz. Şey, merdiven çıkamıyorum diye 3. katta oturuyordum. Düz ayak yere taşındık. Onu diyor hanım. Yazık. 12 milyar da daha önce çekiyor, yer satılmadan önce. Gene onu oğlum ödemeyi 20 milyar o da bankada. Hacizli, hep hacizli. Sen eşini uyarmadın mı? Dinlemiyor beni hiç. Hiç dinlemedi beni. 45 seneden beri yap, şey etme. Oğlum diyor, başka bir şey demiyor. Niye böyle erkeklere böyle bir düşkünlüğünüz var? Vallahi Müge Hanım, oğlum mağdur olmasın diye hep biz mağdur olduk. Peşindeydim yani. Hep arkasındaydım ama maalesef oğlumdan bu şeyi göremedim yani. Yaptığım şeyin karşılığını. Ya. Sizin 3 çocuğunuz var Recep Bey. Dolayısıyla üçüne eşit düşünmek zorundasınız. Erkek kız hiç fark etmiyor. Bir hanımefendi telefon attınız neymiş? Hanımefendi günaydın. Günaydın, iyi günler. İyi günler, buyurun efendim. Biz Hasan Bey'i Kütahya'dan tanıyoruz. Kütahya'dan. Hanımıyla, çocuğuyla birlikte Kütahya'ya taşınmışlardı. Öyle mi? Taşınmışlar. Evet. Ümraniye'den. Kütahya'da yaşıyorlardı. Kendisi bize borca düştüğünü, seneler evvel de böyle olduğunu fakat toparladığını, alacaklarından ötürü 3-4 sefer hat değiştirdiğini, evini ve arabasını sattığını söylemişti. Daha sonra ellerinde bir heykel olduğunu ve bunu satmaya çalıştıklarını, bunu sattıkları zaman durumları çok düzeleceğini söylemişti. Neredenmiş o heykel? Vallahi hiçbir fikrim yok. Yani sadece söylenen bu. Yani baba yadigarı heykel değil, yine tarih eser falan ayağına yani. Tabii büyük bir ihtimal öyle. Oo. Var bir şey yok. Biz bilmediğimiz çok şey var Müge Hanım. O işlere de kalkıştıysa anladım. Siz en son ne zaman gördünüz efendim? 2017'nin sonunda. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Peki var, böyle biliyor musunuz tarihi eserleri? Yok. 2018'in Mart'ın 19'unda sattım ben yerimi. Oğlum borçlarını ödemek için. Onu kastediyor. Yok, heykel olduğunu biliyor musunuz? Yok, böyle tarihi eser falan. Yok, onu bilmiyoruz. Biz sadece altınla ilgili sıkıntısının olduğunu biliyoruz yani. Başka bilmiyoruz. Bu son zamana gitti ya, belki de başka bir arkadaşına gitti. Belki onunla mı yapıyor bilmiyor. Sonradan bu, şimdi duyuyoruz heykeli. Ya aradan birilerine getiriyor Müge Hanım. Bu benim diyor iş arkadaşım. Eve kadar getiriyor. Lokmasını da yediriyor babamın. Babamlar da kanıyor. Biz hiç kimseyi görmedik yani. Ben görmedim şahsen. Sonra babam bir tane imza atıyor. En sonunda işte alacaklar, onunla muhatap olmuyorlar artık diyorlar, inanmıyoruz. Sonra babamı götürüyor. Babam da diyor ki o malın mı diyor, oğlum mu? Malını tercih ediyor ama maalesef. Ha, tehdit ediyorlar oğlunuza bir şey yapacağız diye. Yok, tehdit etmiyor. Ben yeri, oğlum borcunu ödemek için yerimi satarım diyorum. Oğlumun arkasındayım diyorum yani ilk şeyde. Oh. Ay gerçekten. Pardon, ben anlayamadığım bir şey var. Niye fotoğrafını hala çocukları ve eşiyle beraber mi kayıplar? Eşi şu anda eşi yok mu? Hiçbiri yok, hiçbiri yok. Yoklar Ümraniye'den yani. Kasım ayında taşındığını öğreniyoruz biz. Kapıcı tarafından. Ama Ümraniye'ye de gittik ama biz. Ama eşi de haber alamasa, eşi de sizinle beraber yok, buraya Müge gelirdi. Yok, Müge hiç bizimle beraber olmadı. Hep bize hakaret etti. Her şeyi siz biliyorsunuz, siz yaptınız. Hep böyle hakaret işittik. Biz normal böyle konuşamadık. Yani şu anda eşi de yok, çocukları da yok. Gelinine düşemedim. Evet. Gelinine düşemedim.
Hepsi yoklar, yoklar yani. Yoklar, yoklar hocam, yoklar. Onu bileyim de. Ama eşinin telefonu normalde açıktı, şimdi kapatmış. Arkadaşlarımız ulaşamıyorlarmış. Hayır hanımefendi, şimdi borç meselesi size ait bir. Onun için yapabileceğimiz bir şey yok. O sizin eşinizin yani Hasan'ın vicdanına kalmış bir şey. Ona yapabilecek bir şeyimiz yok da. Bu aile sesini duyalım. Hasan ortada mı diyor. Zaten bunlar 17 senedir alışmışlar bu abuk subukluklara yani. Ne yapsınlar? Sizin de telefonu kapatmanızın bir anlamı yok. Eşinizle görüşüyor musunuz, görüşmüyor musunuz söyleyin. Bilsinler, ona göre adamcağız burada oturmasın stüdyoda bu sıcakta. Evet. Yani ne yapacaksın? Yani siz tabii geri gelip parayı da ödesin diye arzu ediyorsunuz ama nereden gelecek ödecek o para? Ödecek gücüm yok zaten. Yani. Babamın da ödecek gücü yok. Yani icralık her şey, adamlar icrayı veriyor ama babamdan neyi alacaklar? Bir dededen kalma yeri var o. O da yani satılır mı, satılır nasıl olur bilmiyorum onun yani. Onun için imza atmış mı Recep Bey? Yani o senede imza attığı için oraya şer koyduruyorlar. Tamam, kaç yılında olmuş o senet? 2017'nin işte... 17, 2 yıl önce, şu an 69 yaşındasınız. Evet. O sırada 67 yaşındasınız. Şey... Demek ki akli denginiz de çok yerinde değildi. O konuda ben size yardımcı olayım. Gitsinler oğlundan alsınlar, nasıl alıyorlarsa alsınlar. Beyan da sen de bu saatten sonra... Evet yani sonra babam sıyrılsın karını kendini yani. Düşün evet. Yani. Merak kız kardeşim yardım yani? Ediyorum. Tamam 67 yaşında imza aldıysan tapuda bile bakıyorlar 65 yaş üstüne. Sağlık raporu lazım. Öyle bir sağlık raporuyla falan mı imzaladın? Yok. Yok yok. Yok. Kendi imzası sen öyle hiçbir benim şey. Benim içim diyorsun. Bypass oldum ben. Hayır hayır böyle bir akıl sağlığı yerindedir raporu yok, falan yok. Aldınız mı? Yok yok. İmza yok. Tamam. Senin o sırada demek ki zaten doğru düşünemediğin de ortada Recep evet. Amca. Yani 2012 yılından bu yana bu aynı çocuğun borcu oğlum, ödenir mi? Oğlum dedim arkasında durdum. Ama demek ki orada yanlış yaptım yani. Bir de sattığın arsada kızlarının da payı var, karının evet. Da payı var. Evet. Şey dinlemedim, ailemi dinlemedim. Dur bakalım beni. Hayatta mı yani yoksa birisi... Şimdi bir de o şöyle arayamıyordur. Şimdi alacaklılara kapattırmıştır ya kendini. Bence ortadadır, merak etme, hiçbir şey olmamıştır. Ondan sonra tabii şimdi ararlarsa gene alacakları onları bulacak diye. Ya. Evet o heykel meselesi, doğru söylüyorsun, o heykel meselesi riskli. Tabii. Dur bakalım buluruz şimdi biz onu. Hayır niye bu numarayı aramadı? Öteki numarayı verin arkadaşlar. Hasan Bey inşallah bizi izliyorsundur. Vallahi hiç istemem senin annenin babanın seninle ilgili acı bir haber almasını. Belli ki sana çok düşkün baban özellikle. Var mı arayan? Babanın ciddi bir zafiyeti var. Ciddi bir çocuğuna karşı karşılıksız bir verme. Ne yapsın baba ya var. baba. Yani bugün sabahtan beri kaç çeşit babalar ve oğullar tablosunu görüyoruz. Kaç çeşit tablo. Şimdi benim şu adamcağızın çektiği ızdırap nasıl telafi edilecek yani? Nasıl telafi edilecek? O evlatta ne? Biraz vicdan varsa şu anda telefonu açıp da gitsinler oradan. Bir daha da telefonla da konuşmayacağım diyen Hasan Bey. Sende biraz insanlık ve evlatlık duygusu varsa şu... Kart. 70 yaşındaki yok. Babanın, annenin, kız kardeşinin içinde bulunduğu durumu şöyle düşün. Avuçların içerisine bak, kafana al, başına al. Bir düşün ona göre biraz kan varsa bunlara gel yardımcı ol. Yani adam sana imza atmış, evi de gitmiş, arsası da gitmiş. Şu andaki son arsanın üzerine de tedbir koymuşlar. Evet. O da gidiyor, emekli maaşı var. Evet. O emekli maaşının da hepsini yiyemiyor. Onda da, onda da var. Onda evet da onda da var. Onda da var işte. Onu da emekli maaşını da doğru diyemiyor. Merhamet et merhamet. Eğer tabii ki merhamet duygusu varsa, biraz vicdan varsa, Allah'tan korkma duygusu varsa. Ne diyeyim ben sana, şaşırdım sana bir ya. İşte zamanında yapılması gereken ne biliyor musun? İşte hiç evlat diye düşünmeyeceksin. Girecekti bir hapse. Kaç evet, lira borcu canım. Varsa o kadar hapis yatacaktı. Bak bakalım bir daha i̇şte borca giriyor ana, mu girmiyor baba mu? Baba duygusu var ya. Aman oğlum bir gün nezarete kalmasın. Lokmamı da vereyim diye düşüneceksin. Ama böyle de öldürülecek. Bir diyor iki diyor. Böyle de öldürülüyor. Sizin de aklınız başınıza gelmesi lazımdı kardeşim. Çok, çok doğru söylediniz Ram Bey. Ne diyeyim ben? Hayır, böyle de birisi vuruverir bir kenarda yani. Hiç şey değil ki, hiç normal değil. Satmaması için çok söyledim babama. Babam ben beni biraz dinleseydi. Ablam da benim var, ablam da var. Ablam kötülük olmasın diye konuşmaz hani kalp kırılması. Ben kalp kırıcı olarak konuşmadım.
Babamın için konuştum. Beni eğer bu ablam da biraz bana destek olsaydı bu yer zaten satılamayacaktı.